Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim, ben bu iki günden beri böyle bir üstümde hassizlik, bir yorgunluk, böyle bir bitkinlik var. Hiç böyle havadan mı artık başka bir şeyden mi bilmiyorum, hiç halim yok. Öyle ki ne, yorgunum, hiç halim yok. Yatsam yani yatacağım o derece. Arkadaşlar iç hazırladım şöyle. Gördüğünüz gibi bu içi biliyorsunuz zaten. Kol böreğinde kullanılıyor. Ben yeşil biber de ekledim. Soğan, havuç, patates ve biraz da kıyma. Kıymanız az olsa da önemli değil arkadaşlar. Benimki kıymam şöyle el içi kadardı. Ben şey yaptım. İçine patatesle, soğanla, havuçla şenlendirdim arkadaşlar. Eğer siz de şey yaparsanız öyle yapabilirsiniz. Eğer içim artarsa ben yufka alıp hafta içi veya hafta sonu yine börekten yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu yufkamı pazardan aldıydık. Bu hafta baktım yırtık yufka yokmuş. Oğluna söyledim. Dedim yırtık yufka var mı dedim. Yok abla dedi. Gerçi bu da yırtıkmış. Yani değişen bir şey yok. Aynı o da öyle sattı. Bu ya yırtık yufka yok dediydi bana. Şöyle bir kaşık alayım arkadaşlar hemen. Fırçamızı da alalım yanımıza. Bir omuzum ağrıyor, bir kolum ağrıyor. Dediğim gibi bir bitkinlik, bir halsizlik üstümde böyle. Arkadaşlar sosuna da yağ. Biraz yağ, ben göz kararı koydum. İsteğe bağlı bir çay bardağı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı su, iki kaşık nişasta, iki kaşık un, bir tane yumurta arkadaşlar. Sosu da böyle yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen sosundan döküm biraz. Şöyle hemen de şöyle yayayım. Sosu, çünkü benim gördüğüm yerde sosunun bol sürülmesi lazımdı arkadaşlar. Öyle yazıyordu yani. Bundan daha önce yaptım. Çok yaptım. Bizimkiler çok beğeniyorlar bunu. Onun için bundan şey yapayım. Ben Rümeysa deden ne dedi? Bundan dedi hani bir börek yapıyordun ya dedi. Ondan dedi yapacağım mı falan diye öyle şey yaptım. Dedim yapayım dedim. Eşimin de hoşuna gitti. Eşim de beğendi, hoşuna gitti. Yap dedi. Pazara gittiğimde aldım. Yırtık yufka olsa aslında yırtık yufkanın daha iyi oluyor. Soğusun diye hemen tepsiye döktüm. Geç kaldım. 2 tane örgü videosu çekeyim dedim. Bir de kolum ağrıyor. Örgü videosunu bile zar zor çektim. Böyle tam şeyim de yoktu yani. Güzel oluyor. Bizimkiler beğeniyor bunu. Şöyle yapayım hemen. Şu şekilde. Tepsiye yerleştireyim. Kız Rümeysa. Kız Rümeysa ne dedim? Biraz da kendim diyetteyim ya, ben fazla bir şey yiyemediğim için bir ara misafirden gelenden gidenden diyeti şey yapamadık, hemen fark etti. Ya ben biraz üstüne atsam yerken de bilinçli yiyeceğim mesela şey. Hani doymayacağım o yemekle. Az yiyeceğim yani.
Onun için misafir gel git falan derken arkadaşlar böyle şey yapamadık bir türlü. Diyeti doğru düzgün yapamadım o sıralar. Onun için şimdi geri tekrar baştan başlayacağım. Aynı şeyleri geri yapacağım. Bizim pazarda yufkalar böyle ufak. Bunu çok beğendiler ama söylediler dediler bu böreğin işte börek çok güzel tarifi nasıl diye misafir gelmişti. Ben o yırtık yufkayı aldım dolaba koyduğumda yırtık yufkadan yaptığımda bayağı dolaba koymuştum ben. Çiğden koydum yaptım böyle bir gün boyunca yaptım çiğden koydum. Çiğden koydum, poşetledim. Misafir geldi. Tam dediler biz Adana'dan çıkıyor dediler. Ben de o sırada hemen eşi yaptım. Ne onun adı? Onlar geliyorlar diye hemen böreği çıkarttım. Çayın yanında ikram etmelik bir şey yok diye. Sonra işte geldiler. Başka kurabiye falan da vardı. Onları da çıkarttık ama en çok böreği sevdiler. Böreğin tadı damağımda kalmış. Dedim bir daha geldiğinizde haberim olursa veyahut da ben oraya gelirsem dedim yapar getiririm dedim. Ama bugün türlü ben gittim ama olmadı. Onlar da geldiklerinde olmadı. Başka bir şey yaptık, yemek yaptık. Böreği sonradan söyledi tabi. Ama ben yine şey olursa giderken götürürüm. Azıcık dedim mercimek çorbası yapayım dedim. Rümeysa dedi yok. Mercimek çorbasını boş ver dedi. Yanına dedi çay demleriz dedi. Domates falan dileriz dedi. Öyle yeriz dedi. Ben de tamam dedim. Dedim o zaman ben kendime azıcık bizde toga diyor. Sizde ne diyorsunuz bilmiyorum. Kimisi mehir diyor. Ondan dedim yapayım dedim. Bir de azıcık kabak vardı. Onu da içine koyayım dedim. Ben onu geleyim gideyim dedim. Onu kaşıklayayım dedim. O iyi oluyor dedim. Haftaki yufka fazla şey değilmiş, güzel değilmiş. Akşamüstü gittim ya, geç vakitte gittim. Bu ya eşime dedim erken gidek dedim. Gelim sakatlandığından beri eşimle gidiyor pazara. Erken gidek dedik, erken de olmadı gene. Geç gittik. Yağmur da yağdı yağacak gibi ama mübarek bin türlü inmedi aşağıya. Buranın köyleri falan hep sersele gitmiş de. Ha, buraya herhalde nalekli memleket olduğu için buraya gelmiyor. Atıştırıyor duruyor. Esintisini sadece hissediyor. Ay esti çok şükür diyor. Ama gündüz yani klimayı da açmadan oturulabiliyor, vantilatörle idare edebiliyor. Sadece akşamları da yine şey olur da oturuyor da hani mecbur akşamları pencereye falan örtüyor. Ondan biraz sıcak oluyor. Bir de şey ne olmadı yatarken açıyor yine çocuklar rahat uyusun diye. Ay bölündü. Çocuklar rahat uyusun diye yoksa çocuklar yatamıyorlar. Sıcaktan sıcağı bir yana bırak sinekten. De yeni bir virüs çıkmış. Hele bilmem ne virüsü.
O da yaygın diyorlar. Soğuk ama yoğurdunu da ayarlayayım arkadaşlar. Dövmesi hemen hemen pişti sayılır. Sakin sakin yapacağım. Ben onu beş bilmem de. Açtın mı? Şöyle yakından getir. Göster. Böreklerimizi ve soğukamızı. Bu da benim diyet yemeğim arkadaşlar. Bundan sonra artık sıkılaştıracağız. Ben demiyorum ha milletim, haftaya başlayayım, haftaya başlayayım demiyorum. Ama bayağı, bayağı fark etti gerçekten. Bu laf abim miydi? Yok, abim öyle demiyor ki. Ha, video şey, Instagram'da çıkıyor ya, detoks suyu içerim, sirkeli suyu içerim. Böyle bilmem, onu içerim, bunu içerim ama bir tane tatlıdan bir şey olur. Bu laf abime mi ne demek lan? Ben yani akşamları, akşamları ben koşuya gidiyorum. Ben koşuya gidiyorum ama. Sen koşuya gitmeden önce. Tamam, sus. Yamayın. Yapacağız. Ben yiyeceğim. Tamam, yaptığınız gün beni çağırmayın. Nereye gideceksin? Ben kül almak istemiyorum artık. Bir tane ev şu an. Yok. Ne zaten hep bir tane de boş yiyor. Yemeyeceğim, ben salata yiyeceğim. O salatayı önüme alacağım şimdi. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.